Gençler merhabalar, ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. O zaman Milli Edebiyat Dönemi romana geçtim. Milli Edebiyat Dönemi'nde roman hikaye yazan şu ünlü kişiler, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Hal Dedip adı var. Bunlara bakalım, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Özlem'in en sevdiği isimlerden birisi. Gençler, çok sağlam bir üslubu var. Hal Dedip adı var, üslubu ne kadar zayıfsa, bunun üslubu kadar sağlam. Ve Kadro dergisi deyince akla gelenlerden birisidir. Fejati döneminde edebiyata başlar. Hatta Fejati'nin sözcülerinden birisidir. Bir bölüm sözcülük yapmıştır. Hani sözcülüğünü illa bir kişi yapma diye bir dönem Yakup Kadri sözcülüğünü yapmıştır. Fejati'den milli edebiyata geçti. Ve Fejati döneminden yazdığı hikayesi var. Fejati döneminden yazdığı hikayesinin ismi nedir biliyor musunuz? Bir Serencam'dır. Bir Serencam nasıl hikayelerdir biliyor musunuz? Bireysel. Bireysel hikayelerdir. Ve fecaati olduğu için topuzlar olmasını bekleyemezsin. İçinde bireysel 8 tane hikayesi var. Demek ki Fe Yakup Kadri Karasporoğlu'nun fecaati döneminde bir hikayesi olduğunu öğrendik. Aa mensur şiiri var fecaati döneminden. Hatırladınız mı? Şimdi bana bakın. Mensur şiir. Mensur şiir önce değildi. Tipi ne gibiydi şöyle? düzeceğiz ama sanki böyle sen alt alta yazsan şiir gibi olan. İşte biz buna ne diyorduk gençler? Mensur şiir diyorduk. Değil mi? Mensur şiir ustası kimdi? Halit Ziya. Bu şekli. Halit Ziya'dan sonra Servet Firon döneminde kim vardı? Mehmet Rauf. Hadi hatırlayalım. Halit Ziya'nın mensur şiirlerinin ismi neydi? Mensur şiirler mezardan sesler. Mehmet Rafuki'nin adı neydi? Siyah inciler. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar Yakup Kadir'in mensur şiirin adı Erenlerin bağından okun ucunda. Farkında mısınız? Tam bir fecru atiç. Servet fülün devamı. Sonra ne oldu? a aa bir dönem ne yazık ki nev Yunanilik akımına ne yaptı? Kapıldı. Ne yazık ki. Bunlar iki kişilerde hatırladınız mı? İlk önce nev Yunani'yi bir hatırlayalım. Şurasını Anadolu gibi düşünürseniz. Bana bakın. Anadolu gibi düşünürseniz. Şuralar ne kıyıları bugün Ege? O dönem ne kıyıları? Akdeniz. Şimdi i̇şte burada. Bizden önce kim yaşıyordu? Yunanlar. O zaman temelde Yunan. Şu an biz kim geldik? Türkler geldi. O zaman biz Yunanların üzerine kültürü inşa ettik. O zaman Türk kültürünün köklerini nerede arayacaksın? Yunanlarda. İşte nev Yunanlık bu. Bir dönem gençler ne yazık ki Yahya Kemal ile sevgili Yakup Kadri. Yakup Kadri Karosmanoğlu bu akımdan etkilendiler ama kısa bir süre. Yahya Kemal kadıncı kızcı demiştim. O Ney Bülent'in kakımı ile alakalı? Sicile kızları kız. Biblos kadınları kadın. Kadını kızı yazdı. Yakup Kadri ne yazdı? Yakup Kadri siyah saç. Soy ismi Karosmanoğlu ya. Aklınıza siyah gelsin. Siyah saçlı yabancı deyin geçin. Ya da siyah saç deyin geçin. Tek eser ismi ama uzun. Siyah saçlı yabancı ile Hepsini ezberlemenize falan gerek yok. Berrak gözlü genç kızın sözleri. Sakın berrak gözlü nasıl oluyor demeyin ben de bilmiyorum tamam mı? Kızın sözleri. E ne bir hani tamam? Sonra hak yolunu buldu. Vay milli edebiyat takımına girdi. Milli edebiyat takımıyla roman yazdı, hikayeler yazdı, anı yazdı tiyatro yazdı, kral yazda yazdı. Ama şu an ben bu tahtada en çok soru çıkma ihtimali olanlardan bir tanesini inceleyeceğiz. Roman. Şimdi romanlarını bir gelin beraber irdeleyelim. Haydi bakalım. Şöyle roman yazdım, süslemişim. Roman. Romanlarına başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyim. Kiralık konak. Kiralık konak arkadaşlar. Gerçek anlamda tam bir kuşak çatışması. Gelin. Özetlerinde de minimeri vererek ben size kuşak çatışmasını anlatayım. Gerçekten. Naim Efendi diye birisi var. Osmanlı gelenekli. Düşkün, kaliteli, düzgün bir adam. Sonra bunun Servet diye bir damat var. Damat. Yalnız damat arkadaşlar bildiğiniz, hani o dönem itiraf devletlerinden gelip İstanbul'u işgal edenlerle konuşan, muhabbet eden, zenginlerle oturup kalkan birisi. Batılı bir tip. Sonra torunlar var. Cemil, Seniha. Servet'in çocukları Naim Efendi'nin torunu. Allah! Bunlar zaten gitmiş. Cemil desen hoppa, Seniha desen babasının savaş zengini olan arkadaşlar yatıp kalkıyor. En son zaten arkadaşlar Birisi hamile kalıp yurt dışına kaçacak. Yani böyle birisi. Hakkı Çelis var. İlk önce bir şair. İlk önce olumsuz özellikleri var. Ama sonra tam bir vatanperver oluyor. Ve kimi seviyor arkadaşlar? Seniha'yı seviyor. Seniha'ya vurulmuş. Seniha'ya vurulmuş. Hakkı var. Tamam mı? Dikkat ettirirseniz üç kuşak var. Naim Efendi, Servet, Cemil, Seniha. Yalnız bunlar anlaşamıyorlar. Gerçekten kuşak çatışması var. Anlaşamıyorlar. Çünkü Naim Efendi Osmanlı geleneklerine düşkün. Ama Servet, Cemil, Seniha Oo, işte sürekli tartışıyorlar. Artık Naim Efendi'nin baskılarından bunalan Servet, Cemil, Seniha Çocuklarla birlikte alıyor, buradan taşınıp gidiyor. Taşınıyor. Artık bu konaktan Naim Efendi'nin yanında durmak istemiyorlar. Taşınıyor gidiyor, anlaşamıyorlar. Seniha, Hakkı Celis kendisini çok seviyor. Hakkı Celis sonradan vatanperver olmuş birisi. Ama Seniha'nın bunda değil. Hatta Hakkı Celis şehit oluyor. Hakkı Celis şehit oluyor, Seniha kafasını çevirip ona bakmıyor bile babasının savaş zengini olan neleriyle iyi biçip kalkıyor? Arkadaşlarıyla. Ve Servet Cemil Seniha bu kuşak Naim Efendi'ni anlaşamıyor. Naim Efendi'nin yanından konaktan taşınıyor. Naim Efendi koskocaman konakta kendi kaldı ya. Konağı kiraya veriyor, kız kardeşinin yanına gidiyor. Bu yüzden eserin adı Kiralık Konak. Gerçekten kuşak çatışmasını anlatmış mı? Anlatmış. Naim Efendi, Cemil, Seniha, Servet Hakkı Celis bunlar üzerinden anlatır. Hakkı Celis de bu arada kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Yakup Kadri'dir. Yakup Kadri de ilk önce Milli Mücadele'ye uzak, sonra Milli Mücadele'ye yaklaşmış bir kişidir. Tamam? Sonra Nur Baba. Nur Baba. Arkadaşlar Nur Baba Bektaşi tekkelerindeki bozulmayı anlatıyor. Bektaşi tekkeleri ve Bektaş tekkelerindeki bozulmayı anlatıyor. Söylentiye göre bir gün Yakup Kadri Çamlıca'daki bir Bektaş tekkesine devam ediyor ve orada gördüklerini anlatıyor. Arkadaşlar Bektaşiler Broban'dan sonra Yakup Kadri'ye çok kızıyorlar. Bektaşilerin sırlarını ifşa ettiği için, Bektaşileri yerdiği için Bektaşiler tarafından e, ne yapıyor? Yuhlanıyor. Yurupides'in Battalar isimli eserine benziyor. Şimdi arkadaşlar bir tekke var. Arkadaşlar tekkede tekkenin şeyhi var. Şeyin karısı Celil Abacı her şey güzel bir şekilde gidiyor. Şeyh ölünce yerine kim geçiyor? Nur Baba geçiyor. Nur Baba'nın ilk yaptığı iş eski şey. Karısı Celle Bacı ile evleniyor. Sonra zengin bir kadın olan o Ziba ile evleniyor. Sonra Nigar ile evleniyor. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musun? Her kadına Her kadına merak sarıyor. Onun parasını alıyor. En sonunda evli olan Süheyla. Sırf parası için ne yapıyor arkadaşlar? Ona takılıyor. Yani burada Nur Baba bir Bektaşi tekkesinde sonradan şey olmuş birisi ama Bektaşiliğin bozulduğunu ne yapıyor burada? Vurguluyor. Çamlıca'daki bir Bektaşi tekkesi üzerinden. Nur Baba bak Celle Bacı'yla sonra Ziba'yla sonra Nigar'la en son evli Söyla'yla aşk yaşayan Nur Baba. Böyle tekke şeyi mi olur? Ve burada aslında Bektaşiliğin bozuldu mesajı veriliyor. Sonra hüküm gecesi. İkinci Abdülhamit dönemi parti kavgalarını anlatılıyor. Birincisi İttihat ve Terakki, ikincisi Hürriyet ve İtilaf. Partiler kavga ediyor, Cinayetler işleniyor. Bunu anlatıyor. Ahmet Kerim, Ahmet Samim ve Samiye üzerinden bunlar anlatılıyor. İşe cinayetler, siyaset için gazetecilerin birbirlerini vurmaları ve bu iğrençlikler anlatılıyor arkadaşlar. Ahmet Kerim, Ahmet Samim. Neymiş bunun adı? Hüküm Gecesi. Unutmayın. Hüküm gecesi. Bak buram buram tarih kokuyor değil mi genel olarak? Geldik buraya. Sodom ve Gomorre. Arkadaşlar Sodom ve Gomorre kentleri İncil'e göre lav edilmiş kentler ahlaksızlıkları yüzünden. Ve bugünkü Sodom ve Gomorre bugünkü neresidir? Filistin'dir arkadaşlar. Filistin'dir. Ve buralar neye benzetiliyor biliyor musun? İstanbul'a. Bu Sodom ve Gomorra İstanbul'a benzetiliyor çünkü İstanbul'da almış başını gitmiş ahlaksızlık. Ahlaksızlık deyince aklınıza sadece fuş gelmesin. Al sana en büyük ahlaksızlık. İstanbul'u itiraf devletleri işgal etmiş, sen bir Türk olarak itiraf devletleriyle işbirliği kuruyorsun. Al sana ahlaksızlığın ötesi. İşte ahlaksızlık deyince aklınıza sadece fuş gelmesin. Ahlaksızlık. Eğer vatan, vatan sıkıntıdayken kaçıyorsan ahlaksızlığın önünde gidersin. Bak ne dedik biz? Biz Suriye gibi olmayız Allah'ın izniyle. Suriye terk etti kaçtı. Biz kaçmayız. İşte ahlaksızlık budur. Gidip onlarla işbirliği yapıyorsan, geri duruyorsan işte olay budur. O yüzden İstanbul'u yaşadıkları bu şeylerden dolayı İncil'de o laf edilmiş ki kente ahlaksızlıklar yüzünden Lut kavmi diye geçer ya arkadaşlar bizde de İslamiyet'te de bunlara benzetir. Leyla, Necdet ve Sami Bey üzerinden bunu anlatır. Yaban Hop şöyle yabana da bir çizgi çekeyim. Yaban arkadaşlar yaban tezli romandır. Yani bir mesajı var roman. Bir mesajı olan romandır. Ve bu yaban arkadaşlar kurtuluş savaşını anlatır. Kurtuluş savaşını anlatır. Şimdi şey bana bak. Ahmet Celal bir yedek subay. Ahmet Celal arkadaşlar bir uzvunu kaybediyor konumu kaybediyor. Ve artık arkadaşlar askerlik yapmasına gerek kalmıyor diyor, subay. Ne oluyor? Gazi oluyor. Tezkeresi veriliyor. Ve arkadaşlar emir eli Mehmet Ali var. Mehmet Ali diyor. Mehmet Ali de askerliği diyor. Artık gideceğiz diyor. Ve Ahmet Celal Mehmet Ali'ye diyor ki emir eli Mehmet Ali benim gidecek hiçbir yerim yok diyor. Mehmet Ali de diyor ki komutanım sıkıntı değil diyor. Bizim Eskişehir yakınlarında bir köyümüz var diyor. Gelip bizim köye gelebilirsin. Ve Ahmet Celal, Mehmet Ali'nin köyüne gidiyor. Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail ile tanışıyor. İsmail'in karısı Emine ile tanışıyor. Köye gidiyor. Yalnız Kurtuluş Savaşı zamanı. Arkadaşlar, Ahmet Celal köylüyü sevmiyor. Ahmet Celal köylüye ne diyor biliyor musunuz? Hep cahil diyor. Cahil. Köylü hiçbir şeyden anlamaz diyor. Cahil köylü diyor. Cahil köylü diyor. Ama Ahmet Celal evet aydın birisi. Aydın birisi. Ama köylü de onu sevmiyor. Köylü de ona diyor ki yaban diyor. Çünkü niye? Ahmet Celal köylüye diyor ki ya diyor Yunanlar gelecek diyor. Bizi mahvedecek diyor. Gelin birlik oluşturalım. Yunanlar karşı set kuralım. Yunanlar bizi yenemesin diyor. Yunanlara karşı engel olalım diyor. Savaşalım diyor. Yalnız köylü umurunda değil. Ahmet Celal köyün dışında bir ev tutmuş. Sürekli dergi okuyor. Köylünün arasına karışmıyor. Köylü de ona sürekli ne diyor? Yaban diyor. Yaban diyor. Yani bu romanda gördüğünüz gibi aydın köylü çatışması var. Köylü çatışması var. Tam bunlar yaşanırken Ahmet Celal ne yapıyor biliyor musunuz? Emine ile aşk yaşamaya başlıyor. O Emine evli. İsmail'in karısı. Sonra Ahmet Celal'in dediği oluyor. Ahmet Celal'in dediği oluyor. Yunanlar köye doğru yaklaşıyorlar. Hatta köye giriyorlar. Vurup kırmaya başlıyorlar. İşte o an Ahmet Celal yasak aşkı Emine'yi alıyor, kaçmaya başlıyor. Nasıl kaçamıyorlar? Emine vuruluyor. Ahmet Celal Emine'yi orada bırakıyor, kaçmaya devam ediyor. Bu roman niye tezli bir roman? Diyor ki, aydını suçluyor Ahmet Celal, aydını suçluyor. Aydın sana aydınlığını yap diyor. Köylüye diyor, cahil deme diyor. Sıkıyorsa diyor, yiyorsa diyor, köylüyü kendi yanına çek. Aydın san onları ikna edersin diyor. Burada aslında bunu suçluyor. Bunu suçluyor. Ve bu yüzden bir tezi olan roman. Aydın köylüye önder olmalı. Onu ikna etmeli. Aydın köylü çatışması burada veriliyor. Tamam. Şimdi Ankara. Ankara romanı tek değil. Ankara'nın devam var aslında. Ankara romanı daha sonra panorama 1 ve panorama 2 ile devam ediyor. Bu gibi birbirinin devamı olan romanlara nehir roman denir. Yani nehir gibi akıyor. Tamam. Şimdi i̇şte 1923 ile 1933 yıllar arasında Cumhuriyet'in ilk 10 yıllık dönemindeki Ankara anlatılıyor. Ve bu Türk kadını Selma üzerinden anlatılıyor. Başkası Selma'dır. Ve Ankara'nın 3 dönemini görebilirsiniz. Birincisi Kuvayi Milliye dönemindeki Ankara. İkinci dönem arkadaşlar bu Cumhuriyet Ankara'sı. Cumhuriyet dönemindeki Ankara anlatılıyor. Selma üzerinden 3. döneminde de artık devrimlerin başladığı Kemalist Ankara. Ankara'nın üç dönem anlatılıyor. Tekrar ediyorum. Ankara Panorama 1 ve Panorama 2 romanıyla devam ettiriliyor. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Bir sürgün. Bakın arkadaşlar. Bir sürgün. Sürgün olursa Refik Halit Karay. Sürgün. Karay tek kelime. Bir sürü gün birden çok kelime Kara Osmanoğlu. Kara Osmanoğlu. Tamam. İkinci Abdülhamit döneminde biliyorsunuz arkadaşlar Jön Türkler yurt dışına kaçıyorlar. Paris'e kaçmış Doktor Hikmet anlatılıyor. Paris'e kaçmış gurbette. Ve Paris'te sefil. Sefil bir şekilde Paris'te bunun yaşadıkları problemler her yönüyle anlatılıyor. Panorama neydi gençler? Hatırlar mısınız panoramayı? Ne demiştim ben? Ankara'nın devamı. Ankara, Türk Kadını Selma üzerinden panorama 1 ve panorama 2 Ankara'nın devamıydı. Gerçi panorama 1'de 1938 yılına kadarki devrimler anlatılır. Panorama 2'de de Atatürk'ün ölümünden sonra 38 yılından sonraki devrimler başarıyla verilir. Hep o şarkı. Burada da Sultan Abdülaziz dönem anlatılır. Cemil ve Münir'e üzerinden anlatılır. Gençler harika 10 numara 5 yıldız. Şu an adamla buram buram tarih koktuğunu bence anlatırız. Buram buram tarih kokuyor. Bak Naim Efendi, Servet, Cemil, Seni Hakkı Celis, Kuşak Çatışması, Kiralık Konak. Bektaşlı Tekkeleri, Celile Bacı, Zibanigar, Bektaş Tekkelerindeki Bozulma, Nur Baba. İkinci Abdülhamit döneminde parti kavgalar, İttihat ve Terakki, Hürriyet ve Ahmet Kerim, Ahmet Samim, bu ve cinayetler, hüküm gecesi. İstanbul'da ahlaksızlıklar var. İstanbul'da ahlaksızlıklar var. Sodom ve Gomorra, Leyla Necdet üzerinden. Kurtuluş Savaşı Ahmet Celal Mehmet Ali Emine üzerinden Aydın Gölü çatışması yapan. Ankara Selma üzerinden Ankara devamı panorama bir. Panorama 2. Panorama 1 38'e kadar devrim, 38'den sonra Panorama 2. Geldik. İkinci Abdülhamit döneminde yurt dışına kaçan Doktor Hikmet anlatan bir sürü gün Abdülaziz devri Cemil ve Münir üzerinden anlatılan yapışar. Şimdi sileceğim ve Yakup Kadri'nin diğer eserlerine devam edeceğim. Tahtamda boşluk açayım da daha açıklayıcı olsun değil mi gençler? Yakup Kadir Karosmanoğlu'na devam ediyorum tabii ki. Tiyatrosu var arkadaşlar. Nirvana edebiyat dünyasına bununla giriyor. İlk eserdir. Tamam mı? İlk eserdir. Yani Yakup Kadir Karosmanoğlu'nun ilk eserdir. Edebiyat dünyasında tanındığı eserdir. Makalleri var. Kadınlık ve kadınlarımız Ergenekon At Dağları'ndan Miss Crafty'nin albümünden çok mühim değil. Mensur şiirleri önemli. Hatırlayın Fecrati döneminde demiştim ben. Erenlerin bağından, okun ucundan. Mensur şiir neydi arkadaşlar? Hemen hatırlatın lütfen bana. Hemen yanına. Şöyle yazayım. Fecati döneminden diyeyim. Mensur şiir neydi? Tipi ne gibi oluyordu? Düz yaz. Ama içi neydi? Alt alta yazsa şiir gibi. Hal ziya uşaklı gil, ustası Mensur şiirler, mezardan sezer. Daha sonra Mehmet Rauf, siyah İnciler. Au. Şimdi geldik Yakup Kadri Erenlerin Bağından okun ucundan. Monografisi var arkadaşlar. Monografisinin Ahmet Haşim. Monografisinin birisinin adı Atatürk'te, diğerinin adı monografi neydi? Bir kişi hakkında bilgi veriyordu. Hikayeleri var. Tevziatî döneminden bir serencam. Bir serencam fecaat Milli Edebiyat Dönemi değil. Milli Edebiyat Dönemi'nden rahmet, milli savaş hikayeleri, milli savaş hikayeleri İzmir'den Bursa'ya. Şimdi İzmir'den Bursa'ya üzerinde bir konuşmak istiyorum. Bak, İzmir'den Bursa'ya belli bölümleri hikaye. Tamam. Belli bölümleri mektup. Ve belli bölümleri makaledir. Arkadaşlar bunu Fahri Rıfkı Yakup Kadri Karosumanoğlu sonra Hı. Mehmet Asım Us Bak bu bir tarihçi. Tamam. Aa, Mehmet -E, e, Burada örnek vereyim. Mustafa Kemal bir dönem Asım Us takmadığını kullanmıştır ama buradaki biraz da arkadaşlar farklıdır. de bu da var. Şimdi bunlar. Tetkiki mezalim heyeti diye bir heyet görevlendiriliyor. Yani Yunanların neler yaptığına bakmak için. İşte bunlar o bölgede, o heyetin içindeler. Bu yüzden ortak yazıyorlar. Yani Dana'ya girermiş gibi hikaye giriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yani hepsinde aynı tipte eser var. Yakup Kadri Karusmanoğlu anılar yine dön plandadır. Bak, elçilik anılar. Elçilik. Diplomat elçi demek zaten. Oradan aklına gelsin. Zoraki diplomat. Bak elçilik anıları. Diplomat. Zoraki diplomat. Çocukluk anıları. Ana, ana, ana. Anamın kitabı. Kurtuluş savaşı anıları. Vatan yolunda. Vatan geldi aklıma kurtuluş savaşında. Siyasi anılar, Siyasi deyince akla politika politikada 45. yıl. Gençlik ve edebiyat anılar. E, o da çok kolay. Gençlik ve zekice değil mi? Edebiyat anında diğer ismi hatıra hatıralar. Bak bu kadar. Elçilik anıları diplomat. Elçi demek zoraki diplomat. Çocukluk anıları anadan gelsin. Anamın kitabı. Kurtuluş savaş anıları vatandan gelsin atanıyorum Siyasi politikadan gelsin. Politikada 45. Yıl, gençlik ve edebiyat alınları. Gençlik ve edebiyat hatırlar. Bitti. Anılar. Şimdi i̇şte ben size şunu söyleyeceğim. Yakup Kadri bitirdik. Yakup Kadri'den lütfen bol soru çözün. Romanların adınız gibi bilin. Anılarını adınız gibi bilin. Bak roman ve anı ilk sorulacak. Hep sorulabilir ama roman mı anı? Hani bazen derler yangın ilk kurtarılacak, ilk sorulacak yerdir. O zaman ben... Hemen tahtamı sileyim ve tahtamı sildikten sonra nereye geçeyim? Halide Edip Adıvar'la devam edeyim kadın sanatçımız. Halide Edip adı devam edeceğim. O zaman siliyor. Evet Yakup Kadri bitti. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun sonra sırada Halide Edip adı var var. Halide Edip adı var. Arkadaşlar Halide Edip adı varın üslubunun çok sağlam olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Üslubu kusurludur. Yani üslubu sağlam değildir. İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde profesördür. İşte sebep bu. Yani İngilizce kudreti daha yukarıdadır. Ve kendisi arkadaşlar hani yetişme şartlarına ve diğer özelliklerine bakarsanız Amerikan okullarında eğitim alıyor. Ve Amerika'ya yakın. Zaten ilk zamanlarda var ya Amerikan mandasını savun. Hani Türkiye Cumhuriyeti artık kurulacak, biz Kuvayi Milliye için mücadele edeceğiz ama bu Amerikan mandasına girelim diyor. Hani Wilson Prensipler Cemiyeti vardı ya, hani Saadettin Hoca'nın, Ramazan yetkinin size anlattığı, Ramazan'ın Saadettin'in anlattığı. İşte orada Wilson Prensipler Cemiyeti'ne daha yakın Amerikan mandasına girelim diyen bir kişi. Sonra arkadaşlar bir bakıyor etrafına Allah Allah resmen Yunanlar İzmir'de bizi kıtır kıtır kesiyor. Ondan sonra Halid Edip Adıvar dur diyor. Ziya Gökalp ile tanışıyor. Ziya Gökalp onu etkiliyor. Sonra milliyetçi bir kadın oluyor arkadaşlar. Ve ondan sonra cephelerde geziyor. O zaman Halid Edip Adıvar oluyor. Halide Onbaşı. Yani Halid Edip var Bir son prensipler cemiyetini savunan. Manda BİMA'yı destekleyen bizden olmayan birisi. ama Sonra bizden oluyor. Çünkü Yunanların yaptıklarını görüyor. İlk başta bireysel servet fırın tipinde aşk, feminizm. Kadının kendi ayaklar üstünde durması. Kadın bir mutsuzluk yaşıyorsa sebebi erkektir. Evde mesela çocukta problem varsa sebebi erkektir. Kadın her zaman merkezdir gibi. Ama sonra toplumsal, milliyetçi, ciddi konulara merak sanan birisi. Gençler eserlerini Üç ana başlık altında değerlendirebiliriz. ÖSYM İnci, in, en günün diye bir profesör var. Onun kitabı var. Cumhuriyet dönemi kitabı var. Onu açıp aynen sorabiliyor. O yüzden oradan aldım. İyi bakın. Üç tür roman var. Birinci daire ferci, ferdiyetçi psikolojik. Yani kadın ayaklar üzerinde durması. Aşk ve sırt konular. Çiçek böcük. Sonra milliyetçi. Sonra töre. Yani Toplum sorunları. Yurt dışına kaçtığı dönemde. Eşi Adnan adı var. Ee, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içindedir. Ve o dönemde yurt dışına kaçmışlardır onunla beraber. Ferdiyetçi Psikolojik Dairesi'nin en ünlü eseri Handan'dır. Raik'in annesi, son eseri Heyula Seviye Talip diğerleri ama en ünlüsü Handan'dır. Milliyetçi ve toplumsal daire ateşten gömlektir. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman. Yeni Turan, Burun kahve Mevut Hüküm diğer eserlerdir. Sinekli Bakkal'da töre, toplum sorunları gibi hususlar anlatır. Tatarcık, son spanayır, döner ayna diğer eserlerdir ama en önemlisi ferdiyetçi psikolojik eserler yazar önce, sonra milliyetçi, sonra töre toplum eserleri yazar. Bakın romanlarını gelip beraber tanıyalım. Bazılarının özetini de vereyim. Heyula ilk dönem. Değil mi? Hannan dairesi. Yani ferdiyetçi psikolojik İtirazlı bir aşk hikayesini anlatır. Raykin annesi çocuk eğitiminde merkeze anneyi koyar. Her zaman erkek problemli. Feminist bir bakış açısı. Seviye Talip. Macide etrafında kadınların sorunlarını anlatır. Ama her seferinde kadınların sorunlarını sebebi kim çıkar? Erkek çıkar. Evet. Handan mektup tarzı bir romandır. Arkadaşlar bak. Handan uzaktan yeni Neriman vardır ve onun kocası Refik Cemal vardır. Bunlar evlidirler. Handan'a Nazım isimli ürkücü bir genç ders vermeye gelir. Ama ikisi aslında bir nevi birbirinden hoşlanırlar. Ama Nazım onunla evlenmez. Çünkü o ülküsüne aşıktır der. Nazım Hüsnü Paşa diye birisi evlenir ve Londra'da yaşamaya devam eder. Ve Refik Cemal de Londra'ya gelir. Hani Neriman'ın yani uzaktan yeğeninin neyi? Kocası. Ve Refik Cemal birazcık Handan'a yaklaşsa da Handan kocasına sadıktır. Ama Handan beyin hummasına yakalanır. Beyin hummasına yakalandığın zaman baba yavaş yavaş hafızasını kaybeder. Tam o zaman Refik Cemal'le yakınlaşmıştır. Ve Refik Cemal de Neriman'dan yavaş yavaş uzaklaşır ama Handan ne yaptığını çok farkında değildir. Çünkü... Beyrunması yaşıyor tamam mı? Çok farkında değildir. Ama yavaş 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 bir bakar. Sonra kendine geldiğinde görür ki. Meğer Neriman, yeni Neriman'dan kocası Refik Cemal'i bayağı uzaklaştırmış. Ooo yasak aşkın içine girmiş. O an zaten bu acıyla dayanamaz. Handan ölür. Ve bu mektuplardan oluşan bir roman olarak Türk Edebiyatı'nın önündür. Geldik. Yeni Tura Vay be al sana Türkçülük. Amerikan okullarında okusa da kadın, Türkçülü ilk işleyendir Yeni Turan'la. Balkan Savaşı'nda anlatır. Ve Kaya ve Ayşe üzerinden anlatır. Ziya Gökalp etkisiyle yazılmıştır. Yeni Turan'da değişir. Yeni Turan'da farklı bir yöne evrilir. Artık milliyetçidir. Artık toplumsaldır. Bu romandan sonra farklı bir yöndedir. Son eseri Mevut Hüküm diğer eserleri ve Ateşten gök Ateşten göblek Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk eserdir. Türk edebiyatında ilk olarak Kurtuluş Savaşı bununla anlatılır. Ve Sakarya ordusuna ithaf edilmiştir. Ve isim babası Yakup Kadri'dir. Nasıl yani hocam? Yakup Kadri bir ortamda bir roman yazmak istediğini söyler. Ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatmak istediğini söyler. Bu romanın da bir e, Ateşten Gömlek olacağını söyler. İşte Hal dedi, adı vardı. Yemez işmez gider. Aha da yazar. Robanda şu vardır. İzmir'in işgalinde kocası ve çocukları öldürmüş Ayşe. Yunanlardan öcünü almak ister. İstanbul'a akrabası Peyami'nin yanına gelir. Peyami'nin arkadaşı Binbaşı İslam vardır. Savaşacaklardır. Çöpeye gittim. Anadolu'ya geçerler. Yalnız Peyami işten içe Ayşe'yi sevmektedir. Binbaşı İhsan da işten içe Ayşe'yi sevmektedir. Ama vatan kurtulacaktır. Bir aşk var ama bu aşk ateşten mi gömlek içerisinde? Vatan kurtulduktan sonra aşklarını birbirlerine söyleyeceklerdir. Ve arkadaşlar hemen cepheye inerler. Birbirlerini severler ama bunu ortaya söylemezler. Bu arkadaşlar cephede hepsi şehit olur. Arkadaşlar Ayşe ve Binbaşı İhsan şehit olur. Peyami de arkadaşlar kaldırıldığı hastanede şehit olur. Tamam mı? Bu şekildedir. Ve romanın sonunda şunu görürüz. Meğer bu anlatılanların hiç hepsi Peyami'nin günlüğüne yazdıklarıymış. Aslında Ayşe diye birisi ya da Binbaşı İhsan diye birisi cephede hiç savaşmamış. En son da budur. Ama bize burada olay. Aslında burada Peyami, Binbaşı İhsan Ayşe'yi seviyor ama Ayşe onlara daha cevap vermiyor. Peki bunu anlıyor ama şu an vatan kurtulacaktır. Ateşten bir gömlek içerisindeler. Tamam. Sinekli bakkal. Sinekli bakkal. İlk önce İngilizce. Orijinal ismini söylemek istiyorum. The clone and his daughter. Çevirisini yapın. The clone, palyaço yani soytarı. And ve his daughter kızı. Soytarı ve kızı. Daha sonra arkadaşlar orijinal ismi o. Daha sonra Sinekli Bakkal olarak hani mahallenin adı Sinekli Bakkal Mahallesi, Sinekli Bakkal olarak Türkçe'ye çevrilir. Şimdi bir imam var Sinekli Bakkal Mahallesi'nde. İmamın kızı Emine var. Emine. Karı göz oynatıcısı kız tevhidden hoşlanmıştır. Kız tevhid ondan hoşlanmıştır. Ve bunlar evlenmek istemektedirler. Ama imam kızının Böyle bir Karagöz oynatıcısı evlenmesini istemez. Çünkü Karagöz oynatıcısı sürekli laf, sokar millete. Yakında sürgüne gönderilirler. Başına bir iş gelecekler. Kızın evlenmesini istemez ama kız tevfik kaçır, evlenir. Aşklarının meyvesi olan Rabia'lar var. Yalnız kız tevfik tabii ki millete laf söylediği için, herkese eleştirdiği için Karagöz oynatıcısının görevi budur zaten. Sürgüne gönderilir. Rabia'yı ve kızı Emine'yi alır, imam yetiştirir. Rabia'yı çok güzel bir Kur'an tilaveti vardır. Çok güzel Kur'an okur. Ve dönem paşalardan birisi de Rabia'yı ne yapar? Sesinin güzelliğinden dolayı koruması altına alır. Ve Rabia'ya eğitim verir. Rabia'ya Perigrini tutar. Perigrini ona Batı musikisi dersleri verir. Vehbi Dede'yi tutar paşa. Vehbi Dede de ona Doğu musikisi dersleri verir. Rabia yetişir İstanbul'un en ünlü hafızlarından, tilaveti güzel olan hafızlarından birisi olur. Yalnız romanın sonunda Rabia Perigrini ile evlenir. Tamam mı? Dedesi yaşında. Ve doğuyu seçmez, batıyı seçer. Hal dedi adı var. Batıdaki Perigrini ile evlenir. Tam Hal dedi adı varın töre romanı yazdığı dönemdir. Yurt dışına kaçtığı dönemdir. Yurt dışında olduğu dönemdir. Yine batı tercihini burada başarıyla yapar. Tamam mı? Evet. Şimdi diğer romanlar adlarını bilmeniz kafi. Tatarcık. Yol palaz cinayet. Sonsuz panayır. Döner ayna. Akile hanım soka. Kerim ustanın oğlu. Sevda sokağı komedyası ya da kamelyası. Çaresiz heyula değil mi? Heyula heyula yazmışım o zaman hayat parçalar. Hayat parçaları. Vurun kahveye. Vurun kahpeye de de Anadolu'ya milli mücadele için giden ama yanlış anlaşılan Anadolu'nun resmen arkadaşlar mahvettiği Ali'ye öğretmen anlatır. Sonra Zeyno'nun oğlu. Hadi bakalım. Romanlarla beraber başarılı bir şekilde baştan sayalım. Romanları iyice ezberleyelim. Hadi. İhtiraslı bir aşk anlattı Helula. Çocuk eğitiminde kadın merkezlidir dedik. Aykin annesi. Kadın problemi yaşıyorsa erkektir sebebi seviyet hali. Mektuplarla dolu bir aşk Handan otobiyografiktir. Hani kendi öğretmeniyle biraz aşk yaşaması falan. Türkçülük yeni Turan son eseri Mevut Hüküm, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman Ateşten Gömlek, The Clown Davutur... His Daughter, Bakkal, Tatarcık, Yol Palaç Cinayeti, Sonsuz, Panayır Döner Ayna, Akil Hanım Sokak, Kerim Usta'nın oğlu, Sevda Sokak, Kamedyazı, Çağrı Esas, Hayat Parçaları, Vurun Kapı, Zeyno'nun oğlu. Hadi bakalım bunları bir yazalım. İtirazlı bir aşk. E, ee, yula. Çocuk eğitiminde merkezde kadın var. Raikin annesi. Kadın sorunu yaşıyorsa sebebi erkek. Seviye talip. Mektuplardan oluşan bir roman. Anna. Sonra yeni Turan Türkçü bir roman. Son eseri bu hüküm, kurtuluş savaşını anlatan ilk roman Ateşten Gömlek. O soytarı ve kızı sinikli bakkal. Bak hal dedim adı var aslında hep aşkını içinde tutuyormuş demek. Sonra Tatarcık, yol palaz, cinayeti sonsuz panayır döner ayna akil hanım soka, kerim ustanın oğlu sevda sokağı komediyası çare saz hayat parçaları ali öğretmen anlatan burun kahpeye Zeyno'nun oğlu. Evet. Bak. Hikayeleri var. Al sana. Milli mücadele. İşte Türk'ün milli mücadelesini. Türk'ü Kurtuluş Savaşı'nı anlatan dağa çıkan kurt. Kurt biziz. Dağa çıktık. Dağa çıkan kurt. Kurt dağa çıktı. Tamam Kurt dağa çıktı. Unutma. Harap mabetler kubbede kalan boş sada İzmir'den Bursa'ya. Aa İzmir'den Bursa'yı hatırladın mı? Ne demiştim ben İzmir'den Bursa'ya da sana? Şöyle demiştim arkadaşım. Tetkiki ki mezarlı diye bir heyet var. Yakup Kadri, Fali Rıfkı, Atay, sonra Mehmet Asımız bir ekip kuruluyor. Ve bunlar gidiyorlar. Ve orada Yunanların yaptıklarını görüyorlar ve anlatıyorlar. Bunun bir bölüm hikaye, bir bölüm makale, bir bölüm mektup, ortak Yakup Kadir'in de olduğu ortak bir ekiple yazılan hikaye. Tiyatroları var. Maske ve ruh, kenan, çobanlar. Ama çok ünlü anıları var. Çocukluk anılar. Bakın, burada çocukluk düşünse mi? mor salkımlı ev. Çocukluğunu orada geçireceğiz. Mor salkımlı ev. Kurtuluş savaşanları, bak, Türkün ateşle imtihanı. Bir şeye dikkat ettin mi? Ateşten gömlek. Kurtuluş savaşını anlatan bir roman. Türkün ateşle imtihanı. Kurtuluş savaşını anlatan anı. Şimdi hal edip adı varın. Lütfen arkadaşlar, bana direkt olarak şunu söyleyeyim. Kurtuluş savaşanları, Türkün ateşle imtihanı. Kurtuluş Savaşı romanı. İlk Kurtuluş Savaşı Ateş Dökme. Değil mi? Çocukluk anıları neydi? Neydi? Mor salkımlı evdi. Evet. Peki tiyatroları? Kenan Çobanları, Maske ve Ruh'tu. Evet. O zaman arkadaşlar sevgili Halil Elif da detayıyla bize sınavda çıkacak sorularla birlikte bitirmiş olduk mu? O zaman kalemlerimi bırakıyorum <laughs> ve arkadaşlar diğer videoda Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay'da buluşmak dileğiyle diyorum. Sizleri seviyorum. Esen kalın.